Bu ne? Herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar, nasıl 300 level'a çıkarsınız? Hem de kolay yoldan. Biliyorsunuz ki oyunda askeri teknolojiler, işte mutasyon örnekleri, çeşitli trofilerimiz, 3 tane var zaten. Bunları vererek Craft Master'lara Legend level alabiliyorsunuz. Yani bunu kullanarak çok insan zaten hile yoluyla 300 level oldu. Hile yolu olmadan, hile kullanmayan insanlar için bu. Hile kullanıyorsan bu videodan çıkabilirsin. Oyunu orijinal olarak hilesiz oynayan bir insansan, sana bugün çok güzel bir taktik göstereceğim. AFK olarak kullanabileceğin ve çok tatlı çalışıyor. Bugün PlayStation'dan da denedik arkadaşımla. Onda da çalışıyor. Yani sıkıntı yok, platform farkı yok. Hemen taktiğe geçeceğim. Öncelikle gideceğimiz bölgeye giderken oyunu kolay alabilirsiniz. Çünkü gece dışarı çıkamayan çok insan var. Discord'uma gelip hani taktik gösteriyorsun ama senin gösterdiğin yerlere ben gidemiyorum. Gece oraya gidene kadar ölüyorum diyen çok insan var. Öyle bir durumdaysan oyunu kolay al. Ondan sonra gittiğimiz yerden Nightmare'i çekersin. Sıkıntı yok. Ben Nightmare ile gideceğim şu an. Zorluğumuz Nightmare'i değil mi bakalım? Aynen. Zaten ben oyunu kolay da oynamam da. Yani belki değiştirmişimdir video amacıyla falan diye. Bir de arkadaşlar şu an vantilatörüm yanımda. Ankara çok sıcak. Benim yayın veya işte video çekmeme nedenler biri de sıcaktan dolayı çekemiyorum. Çünkü mikrofona çok iğrenç bir ses veriyor. Kusura çok bakmayın. Gerçekten çok özür diliyorum. Eğer bir ses geliyorsa tamamıyla sıcağın suçu, yani benim suçum değil. Çünkü duramam burada, terden ölürüm. Şimdi bölgeye gidelim. Bu arada arkadaşlar ben bu taktik için save'imi bir ay geri aldım. Yani bir aylık bir ilerlemem kayboldu. Çünkü gideceğimiz bölge bizim biliyorsunuz ki AFK farmının olduğu bina. Fakat aynı yerde yapmayacağız bunu. Bu çok daha gelişmiş hali. Çok daha güzel bir kısımda yapacağız. Ve çok daha rahat bir yer. Burayı bu şekilde hani hiçbir tarafı vermeden önce, yani içinde muhalifler varkenki haliyle çalıştığını söylüyorum şu an. Eğer AFS'lere ya da BM üyelerine verdiyseniz bu bölgeyi, bu farmı çalıştıramazsınız. Çalışmayacaktır. Bunu saf hali, yani binanın tarafsızken ki haliyle yapacaksınız. İçinde muhalifler olacak hatta. O haldeyken çalışır. Diğer türlü bir tarafa verdiyseniz gelip bana abi bende olmadı demek, kardeşim zaten sende olmaz o. O yüzden ben save'i bir ay geriye aldım. Aynı şekilde ne yaparsın? Yeni oyun artı, yani bir de bu yeni oyun artı ile ilgili de bilgi vereyim. İnsanlar yeni oyun artıyla ilgili bilgisi olmadığı için çoğunuz bana soruyorsunuz ama sormadan hiç korkarak onu yapmayan insanlar var. Yeni oyun artı sizin için iyi bir şey arkadaşlar. Çünkü sizin mapinizdeki çoğu görev 5 level, 6 level görevleri. Yani siz oyunu 9 level olarak bitirseniz dahi, Legend'e geçseniz dahi, 300'e doğru kassanız dahi, bir kere bile New Game Plus atmadıysanız, yani yeni oyun artı atmadıysanız mapinizdeki çoğu şeyin level'ı düşük olacaktır. Bazı zombiler 2 level, bazı bölgelerdeki zombilerden bahsediyorum, her yerde değil bu. Bazı görevler hala 6 level gözükür. İşte çıkan giysiler hala 6 level olur. Bunu nasıl düzeltirsin? Yeni oyun artı atarsın. Yani hatta direkt gösterirdim ama şu an çıkarsam tekrar çıkıp gösterebilirim ya. Yakınım zaten, aynen. En kötü buradan başlar arkadaşlar. Onu göstereyim size. Nasıl New Game Pass atarsınız. Ve hiçbir şey kaybolmuyor arkadaşlar. Sadece map'te yaptığınız ilerlemeler, açtığınız bölgeler, işte yaptığınız görevler, yan görevler ve DLC'deki görevleriniz de gider. Sıfırlanır yani. Fakat üzerinizdeki hiçbir şey kaybolmaz. Hiçbir iteminiz gitmez. Şimdi buraya geldiğinizde save'iniz burada gözüküyor zaten. Save'inize New Game Artı oyunu bitirdiyseniz çıkar. Oyunu bitirmediyseniz bu seçenek size gözükmez. Tam olarak bitirmeniz gerekiyor. İlk sonuç görevini yani. Bu işaret çıktığında size bir uyarı işte bir şey sorar. Devam etmek istiyor musun diye. Oyunu Nightmare'de başlatın. Eğer Waltz kostümü istiyorsanız bu arada. Ben Waltz kostümünü aldım. Onu da birazdan gösteririm zaten. Oyunu Nightmare'de başlatacaksınız. Hiçbir şekilde oyunun zorluğunu değiştirmeden oyunu bitirmeniz gerekiyor. Eğer Waltz kostümünü istiyorsan. Buradan New Game'i anlatmış oldum. Yani hiçbir şeyin kaybolmayacak. Level'ın, itemlerin, hiçbir şey gitmiyor arkadaşım. Rahat olabilirsin. Bu konuda bilgilendirmeyi de yapayım. En aşağıda bizim kostümlerimiz var zaten. Buradan Waltz'ı, oyunu dediğim gibi Nightmare'de ayarı değiştirmeden, yani New Game Plus'ı açtın, Nightmare olarak oyunu başlattın, bir daha asla ayarlara girip oyun ayarını sağa ya da sola almıyorsun kardeşim. O şekilde bitirirsen sana oyun bunu verecek. Karakterin böyle gözükecek. Artık Waltz'sın.
böyle detaylı olarak göstereyim. Bugün bununla oynayalım. Taktiği bununla yapalım. Burada uyuyayım hatta ben. Arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Nightmare'de denediğiniz zaman ki ben az önce denedim. Görmesin şüpheni bir. Okey. Nightmare'de yaptığınız zaman kovalamacı 5 olduğunda nadiren mutasyonlar çatıya çıkıyorlar. Şimdi gideceğimiz yerdeki taktikte. O yüzden siz oyunu zorda oynayın. Çünkü trofilerin çıkması oyunun zorluğu ile ilgili değil. İçinden çıkan değerli eşyalarla ilgili. Yani zorluk attırdığınızda içinden daha fazla değerli eşya çıkabiliyor sadece çantaların. Trofi yine çıkıyor. Zaten bize gerekli olan trofi ezik olan trofi, yani yeşil olan trofi. Maraza atırası sıra dışı. En çok o ihtiyacınız oluyor, ona ihtiyacınız oluyor. O yüzden oyunu hard'a çekin. Ben normalde bunu hiç yapmam. Eğer en yüksek neyse onda oynarım. Ama bugün çekeceğim çünkü taktik sabaha kadar yapmak istiyorum. AFK olarak. Sabaha kadarki halini size göstermek istiyorum. Yani 23 dakikalık halini. Siz de hard'da oynayın. Ki mutasyonlu ejderler gelmesin. Çünkü onlarla ilgili çok sıkıntı yaşanıyor farmlarda. Şimdi zaten gideceğimiz yerde anlayacaksınız arkadaşlar. Oyun zorda olduğu için gördüğü halde yüklenemedi. Nightmare'de olsaydı çoktan görmüştü beni. E bu kadar uçamazsınız. Şu an düşüyordum mesela. Buradaki yer temizlemeyeceğim arkadaşlar. Yukarı çıkacağız bir şekilde şuradan. Amacımız yukarıda. İşimiz yukarıda. Taktik yukarıda çalışıyor. En son yani işiniz bittiğinde bunları temiz, yani buradaki yeri kesersiniz. Ama bu bölgeyi yine almayın. Bu ecel sayesinde şöyle fotoğraf modunu alacağım burada. Evet arkadaşlar. Bu kardeşimiz sayesinde biz ekmek yiyeceğiz bugün. O yüzden bu kardeşimizin hatırına bu videoya bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu arkadaş olmasaydı çalışmayacaktı. Şimdi taktik şuradaki vinçte çalışıyor arkadaşlar. Ben bu vincin şu halat kısmını görüyorsunuz zaten. Bunun üzerine duracağım. Ve bu kardeş de bana vurmaya çalışacak fakat vuramayacak. Ve bu sayede de sürekli kovalamacı tetiklenecek ben bunu kesmediğim sürece. Aşağı taraftaki bir tane kapı var. O kapıya sürekli skriplenecekler, doğacaklar. Fakat mor ışıktan dolayı ölecekler. Yani bir nevi kendi kendilerini öldürecekler. Biz de en son sabah olduğunda gidip bütün çantaları toplayacağız. Yani ben arkadan Netflix'ten bir dizi açarak burada trofi kasacağım. Hoşunuza gider gitmez. Taktiğimiz bu arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Bir kere vuracaktır. Onun damage için kendinize bir yenileme ya da işte herhangi bir can basan bir şey kullanabilirsiniz. Sadece bir kere vurabilir. Şu an vurmadı aslında, bir kere tükürdü. Buglandı arkadaşlar. Benim ayağımı şu an koyduğum gibi koyarsanız, yani şöyle göstereyim. Ayağımı tam olarak şöyle koymuşum. Hitbox'ınız tam ortada kalıyor eğer böyle oturursanız. CTRL ile yani. Ben de eğilme CTRL size C'dedir. Eğilme yani. Eğilme diyeyim. Eğilmeyi bu şekilde yaparsanız vuramaz. Yani 23 dakika AFK bırakacağız. Tabii 23 dakikayı geçti. 20 dakika falan kaldı. 20 dakika AFK bırakacağız. Dokunmayacağım. Sadece fotoğraf modunda nasıl durduğumu göstereceğim. Şöyle buradan ayarlardan şey yapalım. Kontrası düşürelim. Karakterimiz gözüksün. Evet şöyle serbest kameraya geçelim. Arkadaşlar. Ecel şuradaki panellerden dolayı, şu an baktığım panellerden dolayı bana vuramıyor. Şurada var aynı şekilde. Ben de burada bu şekilde duruyorum. Ve taktik bu yani. Bunu hard'da yapın. Nightmare'de yaptığınız zaman dediğim gibi bazen 5 level'dayken Ecel'ler binaya tırmanıp gelip size vurabiliyorlar. Onların vurabildikleri menzil biraz daha yüksek. Yani Ecel şuradan size uçan yumruk atarsa düşürebilir sizi aşağıya ve öldürürler. Zaten tükürerek bile öldürür onlar. Onlar sıkıntı. O zaman hard'da yapmanız daha iyi. Sadece bu ecerler gelecektir hard'da. Kovalamacı 4'te kalacaktır. 5'e çıkmayacaktır. Taktik çok rahat çalışır. Şu an aşağıyı temizlemedim. Ben son halini size gösteririm zaten. Burayı biraz hızlandırarak göstereceğim. Vantilatörün sesi geliyorsa kusura bakmayın. Tekrardan söylüyorum. Özür diliyorum.
Evet arkadaşlar, sabah oldu neredeyse. 5 4 3 2 1 Hoşça kal kardeşim. O acar adamdır arkadaşlar. O acar sayesinde ekmek yedik. Şimdi bakalım ne kadar olmuşlar. Yani bence çok güzel birikmiştir diye düşünüyorum. Buradaki insanlarla uğraşacağım biraz, fakat ben şey size şuraya bir göstereyim. Bu ne? Oha arkadaşlar, oha. Toplamayacağım şu an hiçbirini. Şunları bir keselim. Hay maşallah. Yani arkadaşlar bana hep soruyorsunuz. Gerçekten Legend XP'sini nasıl kasacağım, 300 level'a nasıl yapacağım diye. Yani bir gece sadece AFK bıraktım. Şunu götürsem herhalde bir 3-4 level verir. Belki daha fazla verir. Düşük level'san daha fazla verecektir zaten. Az bir çanta değil bu arada hani. Ben çok farm yaptım, AFK farmı. Zaten herhalde benim kadar çeken yoktur. Bu kadar fazla vereceğini ben de düşünmüyordum. Çok güzel bence. Bence çok güzel arkadaşlar. Yani şunu bir keselim. Sonra toplayacağım arkadaşlar komple. Hazırsanız topluyorum. Artık siz oradan kaç olduğunu sayarsınız. Çünkü manyaklar var, sayacaklar. O manyaklar için toplayacağım. Toplaması bile bu kadar sürüyorsa, mikrofonu kapalı tutmuşum, kusura bakmayın. Hani ses gelmiyordur umarım. O yüzden mikrofonları da kapatıyorum. Hala topluyorum arkadaşlar. Komik bir şekilde. Bakın hem mutasyon örneğe çıkıyor. O zaten çok XP verecek. Hem de trofilerinizi vereceksiniz. Deli gibi Legend XP'si gelir. Ben ona eminim. Yani mükemmel bence. Hatta belki ne yaparsınız arkadaşlar? Ben size hem uzun atlamayı göstereyim. Hem de bunu nasıl geliştirirsiniz onu göstereyim. Ha, burada da varmış lan. O kadar çok var ki. Aklımda bir şey var. Çalışırsa büyük bir ihtimalle daha da etkili bir hale getirmiş olacağım. Hem de size onu öğretmiş olacağım. Eden kahkaha atmaya başladı. O da ondaki hoşuna gitti, keyfini yerine geldi adamın. Evet. Şimdi burada nereye kullanabilirsiniz? Şöyle bakıyorum. Size bir geliştirilmiş halini ayarlamaya çalışıyorum. Mesela burada kullanabileceğimiz bir yer. Mesela buradan şuraya atlayabilirsiniz. Bu çok hızlı olmadı. Mesela buradan şuraya atlarsınız. Aynen. Şimdi ecerler biliyorsunuz ki bütün zombiler için geçerli bu. Siz atladığınız sürece sizi öldüremezler ya da kaçtığınız sürece. Bunu eğer eliniz alışırsa, bunu nasıl yaptığınızı da şimdi öğreteceğim. Tekrardan son kez göstereceğim bunu. Başka bir videomda bir daha göstermeyeceğim arkadaşlar. O yüzden videonun sonuna kadar izleyenler şu an kaptılar taktiği. Bilmeyenler için tabi, biliyorsan zaten biliyordum yazmana gerek yok. Şimdi kayarak space bastığımızda bizim şu iki yeteneği açmanız yeterli bu arada. Bu iki yetenek açtığınızda, aslında şunu açmak zorundasınız da, bu iki yetenekle çalışıyor. Kayarken space'e basıyorsunuz ve karakteriniz şunu yapıyor arkadaşlar. Buna elinizi alıştırdığınız zaman hızlı bir şekilde
Mesela o ecele kendinizi gösterttiniz. Zaten mantık olarak aşağı illaki spam edecektir. Ben buna emin değilim bu arada. Olmayabilir. Yani belki sadece orada bekleyince oluyor. Şurada yani. Ama siz bunu bir deneyin. Parkur level'ı kasmamış insanlardan bahsediyorum. Yeni başladıysan sen bunu bir dene. Olduysa gece boyunca bunu yaptın. Ve bir de üstüne aşağıda çanta biriktiyse yorumlara yaz. Ben denemedim. O yüzden şu an sadece gösteriyorum bunu bir deneyebilirsiniz diye. Bu şekilde. Ecel büyük ihtimalle ne yapacak? Buradan yukarı çıkmaya çalışacak. Tam çıktı. Sen bu tarafa gideceğin için tekrar aşağı inecek. Buraya gelmeye çalışacak. Ya da buraya zıplar. Yine karşıya geçersin. Sana vuramaz. Bence güzel mantık. Video hoşunuza gittiyse arkadaşlar beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.